Evet, motorlu tırpanı çalıştırırken neler yapılıyor ve bakımı. Şimdi ilk etapta şurada genelde start stop kısmı olur. Stop kısmı ileride, start kısmı geride. Yani bunu geriye almamız gerekiyor, şu kısmı. Bu şekilde durduruyorsunuz. Bu şekilde başlıyor. Uzun süre kullanmadıysanız motoru şu alt kısımda, bakın şurada azıcık ucu gözüküyor. Şu kısımda bir tane yumuşak silikonumsu şey var. Uzun süre kullanmadıysanız oraya birkaç kere pompalayın. Yani çalıştırmadan önce birkaç kere basın oraya. Yani 2-3 kere basın. Oradan benzin karbüratörün içine doğru gidiyor. Yani direkt cikle görevini görüyor diyebilirim. Yani cikle gibi onu içeri pompalıyorsunuz kendiniz. Daha sonra şurada kırmızı gördüğünüz cikleyi yatırdığınızda, tabi bunlar marka ve modellerde farklı, bu oleamak için farklı şekillerde olabilir, farklı yerlerde olabilir ama genelde aynı da. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Bu ateşlemeyi, ilk çalıştırmayı kolaylaştırmak için, yani cikle niyetini görüyor. Buradan pompaladınız, cikleni onu indirdiniz. Daha sonra yapmanız gereken tek şey ipi sert bir şekilde çekmek. Tabi yağlı benzininizi koydunuz. Yağlı benzini kendiniz de karıştırabilirsiniz. 2T yağ alıp normal benzinle karıştırabiliyorsunuz. Litre 40 milim mi, öyle bir şeydi yanılmıyorsam. Daha sonra pompaladığınızda motor zaten çalışır. Bunun bakımları da çok zor değil. Şurada hava filtresi var vidanın altında. Normal esasen sünger gibi bir şey. Bunu alıp işte 10 saatte bir demiş zaten. 10 saatte bir bunu temizleyin. Nasıl temizlesin? Bir kompresöre tutabilirsiniz. Ben genelde kompresöre tutmak yerine bir sopayla vuruyorum ya da elimle vurup tozunu çıkartmaya çalışıyorum. Oradaki eğer çok tozlu değilse, tabii yağlı vesaire tozlu değilse bunu almanız lazım. Bujilerin bakımı, yani bujide neticede bu sarsıntılı bir makine. Bujilerde oynama varsa bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Artı şu da bir gerçek. Fazla yağ koyarsanız benzine, şu anda bende öyle. Çünkü ben motor benzin yağ koyduğumu unutmuştum. Bir daha yağ koyunca her taraf yağlandı. Fazla yağlı benzinle çalıştırmayın. Yağ atıyor zaten. Genel tabi bir de temizlik bakımını yaparsınız. Bir de tabi bujinin de zaten anlarsınız da arada değişmesi lazım. Kullanım saatinize göre tam bilmiyorum da sorun olduğunda değiştirin. Çok büyük maliyeti yok bujinin. Artı şu milin içinde yağ var. Bu yağı da değiştirmeniz lazım. Benimkinde şurada bir yer var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada. Bu vidadan yağı değiştirebiliyorsunuz. Oradaki yağı. Bu yağ da çok çabuk biten bir yağ değil. 100 saat kullan. Ondan sonra değiştir. Ama kontrol etmekte fayda var. Gres yağı tarzında yağ konuluyor diye biliyorum. Şırıngayla. Genel bakım bu şekilde. Herhangi bir, ya yani bir de motor çalışır, yani motor çalışırken, gaza basmarken öndeki artık ne takılıysa onun dönmemesi gerekiyor. Sabit kalması gerekiyor. Eğer dönüyorsa işte bir yerden hava alıyordur, motorda sıkıntı vardır. Onlara dikkat edin. Arada benzin filtresinin de, şu anda içinde benzin var. Temizlemeniz gerekli. Gerçi temiz benzin kullandığınızda çok da sıkıntı olmaz. Bir de uzun süre kullanmadığınızda, mesela ben bunu kullandım, seneye kullanacağım diyorsanız içindeki benzini boşaltmanızı tavsiye ederim. Zaten bozulma yapıyor. Benzin bir süre sonra kokuyor. Yeni benzin koyarsınız bir daha çalışacağınız vakit. Benzin filtresi içeride ulaşabilirsiniz de bir aparat yardımıyla, tel yardımıyla çekip temizleyebilirsiniz benzin filtresinde. O da tıkanma yapabiliyor. Eğer ki kapağı açıksa, toz kaçtıysa ya da kirli benzin varsa. Zaten benzin almadığında, motor boğulduğunda bakılan yerlerden biridir. Şu an bende benzin var. 2 gündür kullandım. Yine kullanacağım diye duruyor. Ama şişme yapar. O yüzden boşaltmanızı tavsiye ederim. Kullanmadığınız vakitlerde. Sırttan motorlarda da, yani motoru sırtta olanlarda da aynı bakımlar geçerli. Çünkü aynı motor. İki zamanlı motor. Yağlı benzinle çalışıyor. Onların bakımlarında da değişen bir şey yok. Sadece ekstradan
Biz bunu takıyoruz önümüze çanta olarak. Onun arkasında motor olduğu için direkt motoru takma yeri var. Biz bunu taktığımızda şu kancaya şuradaki kısım geçiyor. O şekilde de tutuyoruz. Kullanımında herhangi bir zorluk yok. Yani emniyet kilidi burada. Buna basıp gaza bastığınızda zaten kullanılıyor.